kardeşler Rabbimizi kutsasın, bereketlesin. Birlikte bir dua edelim. Yüceler yücesi, her şey üzerinde egemenlik süren göksel Tanrımız, yerin ve göğün Rabbi, senin önündeyiz. İşte yine bu akşam sana geldik, senden öğüt almaya geldik. Senin kelamından hissemize düşen dersi almaya geldik ya Rabbi. Çünkü sen iyi öğretmensin. Ey baş öğretmenimiz, gel ve bize almamız gereken dersleri ver. Çünkü sana ihtiyacımız var. Sen bizi yaşam yollarında bereketlemek istiyorsun. Günahtan ve kötülükten ve şeytanın egemenliğinden bizi sakındırmak istiyorsun. Hikmet ve anlayışla, bilgelik ruhuyla bizi doldurup donatmak istiyorsun. Sen bizi bereketlemek istiyorsun. Biliyoruz ki senin kelamında bereketler var ya Rabbi. Şimdi bugün o bereketleri almak, hissemize düşen payı almak istiyoruz. İşte kardeşlerim, bugün buradalar, sana geldiler ya Rabbi. Şu anda gel ve kutsal ruhunla her birinin üzerinde işle. Senin ruhun şu anda burada bulunan bütün bu kardeşlerimi ziyaret etsin ya Rabbi. Üzerlerinde ne sıkıntı, ne kaygı varsa çözülsün. Dünyanın ne yükü varsa üzerlerinden çıksın ve gitsin. Ve karanlığın hiçbir gücü onların zihinlerini ve fikirlerini karıştıramasın diye sana yalvarıyorum. Senin adınla bu akşamı kutsayıp bereketliyorum İsa Mesih adıyla. Amin ya Rabbi. Amin. Rabbimiz bereketlesin. Sevgili kardeşler, oturalım. Ve yaratılış kitabımıza devam ediyoruz. Yolumuz devam ediyor. En son nerede kalmıştık, hatırlıyor muyuz geçen hafta? Sonlara doğru değil mi? Yaratılış 27. bölümdeydik. 27. bölüm. Ne olmuştu? Esav'ın feryadını görmüştük. Esav'ın çekmiş olduğu acıları görmüştük. Yapmış olduğu, almış olduğu yanlış kararın neticesinde başına gelen zararları görmüştük ki Esav başlangıçta hiç hesaba almamıştı. İlk oğulluk hakkının kendisine ne getireceğini düşünmemişti. Tanrı'nın neler vereceğini ve eğer ki Tanrı'dan uzak kalırsa neler kaybedeceğini hiç hesaba almamıştı. Çünkü o günü yaşamak istiyordu. Yaşadığı günün tadını almak istiyordu. Bu yüzden de tanrısal öğüdü, tanrısal planı ne yaptı? Geri plana attı. Ama sonuçta tanrısal planın içerisine girmek istediğinde de ne kadar büyük bereketler kaçırdığını fark etti. Ve fark etti. Sonradan da ağladı değil mi? Gözyaşı döktü. Baba dedi, bereket kalmadım. Artık şu bereketlerden biraz da bana ver. Ama bütün bereketler kime gitmişti? Tanrısal bereketi arayan ve hileyle de olsa onu elde etmek isteyen Yakup'un üzerine gitmişti. Şimdi bize elbette ki bir ders verdi ki biz de bugün için fark etmeyebiliriz. Gördüğümüz dünyasal birçok şey bizim için iyi gelebilir. Dünyanın tadını alabiliriz. Ama dünyasal bereketler gelip geçicidir. Zevkler gelip geçicidir. Eğlenceler gelip geçicidir. Yaşam gelip geçicidir. Fakat Tanrı'nın vermiş olduğu bereketler ise ebediyen kalıcıdır. Bu yüzden de bizim yapmamız gereken şey tanrısal bereketlerin peşine takılmak, gitmek. Şimdi Kutsal Kitap da bize bunu öğretiyor. İncil de bize bunu öğretiyor. Diyor ki geçici olan şeyleri değil, kalıcı olan şeyleri düşünün. Kalıcı olan şey nedir? Rab İsa Mesih vasıtasıyla bizim için hazırlanmış olan ebedi krallıktır. Öyleyse biz her şeyden ziyade ebedi krallığı düşünmeliyiz ki İsa Mesih de bunu söylemedi mi insanlara, kendisini dinleyen insanlara? Siz önce Tanrı'nın krallığını düşünün. Peki bugünkü insan oğlunun önceliği nedir? Bizim önceliğimiz nedir? Dünyanın önceliği nedir? Dünyanın önceliği, dünyanın sunduğu şeyleri elde etmek mi? Yoksa hayır, ben önce tanrısal krallığı garanti altına alayım, ondan sonra evimi, arabamı, işimi, geleceğimi düşünürüm diyen kaç kişi bulabiliriz? Kimse yok. Öyle değil mi? Herkesin önceliği nedir? Öncelik gözümüzün gördüğü şeyler. Ama gözümüzün gördüğü şeylerin peşine takılırken de görmediğimiz kalıcı şeyleri biz kaybedebiliyoruz. İşte burada Esav'la Yakup'un hayatında biz bunu görüyoruz. Ya Esav gibi
günümüzü gün edeceğiz. Ne yapıyordu? Avcılık yapıyordu değil mi? Gidiyordu, alıyordu okunu, kırlara, ormanlara avın peşinde koşuyordu. Karnını doyurmanın, zevkinin, eğlencenin peşinde. Ama Yakup ise annesinin sözünü dinleyerek tanrısal bereketlerin peşindeydi. Çünkü niye? Kulağını iyi açmıştı. Dedesi İbrahim'e vaat edilen vaatler vardı. Babası İshak'a vaat edilen vaatler vardı. Öyleyse bu konuşan Tanrı gerçek bir Tanrı'ydı. Ben bu Tanrı'nın vaat ettiği vaatlerin ardınca gideceğim dedi. Ama Esav'da aynı yüreği bulamıyoruz. Bunun için biz de buradaki bu iki kişiyi, iki oğlun hayatını kendimize örnek alabiliriz. Acaba ki bizdeki ruh hangisine daha yakın? Esav'a mı yakınız yoksa Yakup'a mı yakınız? Esav gibi bir karakterimiz mi var yoksa Yakup gibi bir karakterimiz mi var? Esav gibi mi düşünüyoruz yoksa Yakup gibi mi düşünüyoruz? Hangi düşünceler ve hangi karakter bizim üzerimizde daha ağır geliyor sevgili kardeşler? Şimdi en son ne görmüştük? Evet, Esav ağladı, bağırdı, çağırdı. Ama hani Türkçe'de de deriz ya, son pişmanlık fayda etmez. Son pişmanlık fayda etmedi. Çünkü kaçırdığı şeyleri artık kaçırmıştı. O zaman biz burada şunu da düşünebiliriz. Her şey burada kardeşler. Alacağımız bereket de bu dünyada, kaybedeceğimiz bereket de bu dünyada. Çünkü Rab İsa Mesih ikinci defa geldiğinde, biz onun karşısına çıktığımızda artık bu işin geriye dönüşü olmayacak. Bazen insanlara söylüyorsun ya kardeşim, geleceğini garantiye al, Rabbin önüne gideceksin, ebedi hayat var, sonsuz yaşam var diyorsun. İnsanlar çoğu zaman şakaya vuruyor. Ne diyorlar? Ya hele o tarafa gidince düşünürüz. O tarafa gidince neyi düşüneceksin? O tarafa gittikten sonra düşünebileceğimiz bir şey var mı sevgili kardeşler? O tarafta diyebilir miyiz ki evet ya şimdi aklım başıma geldi, ya Rab bana merhamet et, bana bir daha fırsat ver. Verilecek midir bir fırsat? Hayır. Her şey bitti. Esav'ın hayatında bittiği gibi her şey o gün bitmiş olacak. Gün bugündür. Vakit bu vakittir. Öyleyse yapacağımız her şeyi bu dünyada yaşarken yapacağız. Oraya şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Yukarıya şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Yani ne bereketler varsa bu dünyada Rab'le uyum içerisinde olacağız ve Rab'le uyum içerisinde yaşayıp Rab'den alacağımız bereketleri alacağız ve mirasçıyken mirası kaybetmemeye gayret edeceğiz. Şimdi Esav mirasçıydı değil mi? Çünkü ilk oğulluk hakkı onundu. Ne demiştik? Şöyle bir geçmiş hafızamızı incelersek, İsa Mesih vasıtasıyla bizler de oğulluk hakkını aldık mı? Aldık. Oğulluğun kıymetini bilmemiz lazım ve dünyanın hiçbir şeyine, dünyanın bize sunacağı hiçbir şeye ilk oğulluk hakkını değişmemeliyiz sevgili kardeşler ki tanrısal bereketlerden ve gelecekte bize sunulacak olan o sonsuz yaşamdan mahrum olmayalım. Şimdi bu iş bitti. Esav dışarı çıktı babasının yanından. Üzgün. Şeytan yine kapıda bekliyor. Esav ne oldu? Öfkelenmeye başladı. Esav kızmaya başladı. Şöyle söylüyor bakın 41. ayete geldiğimizde. Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kim bağladı diyor. Bakın yürekte hemen ne doğmaya başladı Esav'ın içinde? Öfke, kin. Kinle beraber nefret. Bütün bu duygular kimin üzerine geldi? Esav'ın üzerine. Peki burada Esav'ın hiçbir sorgulama yapması gerekmez miydi? Yakup'u suçlamak yerine demesi gerekmez miydi ki ya ben bir akılsızlık yaptım ve dedim ki oğulluk hakkının bana ne faydası var? Ben acım şimdi çorbayı ver dedim ve sattım. Ama dikkat edin şeytan ne yapıyor? Düşünceyi öyle karıştırıyor ki o ne diyor? Kardeşim diyor beni kandırdı diyor. Hayır kandırmadı. Bakın bazen biz yanlış bir şey yapıyoruz ve yaptığımız yanlıştan kendimizi kurtarabilmek için de kendimizi biz avutuyoruz. Aslında gerçekle çoğu zaman yüzleşmek istemiyoruz. Eğer ki bir ceza varsa, eğer ki bir suç varsa
gerçekle yüzleşmek en önemlisi. Çünkü gerçekle yüzleştiğimiz zaman gerçek ne getirecek? Engin yüreklilik getirecek ve Tanrı'nın önünde kırılacağız. Ama şimdi hesaba bakıyoruz ki hayır, gerçekle kendi karakteriyle yüzleşmek istemiyor. Hep kendi karakterini savunuyor ve bahaneler uyduruyor ve suçu kime atıyor? Karşı tarafa atıyor. Suçlu burada şimdi hesaba göre kim? Yakup. Peki biz burada şimdi ikisinin de hayatını inceleyip baktığımızda dışarıdan tarafsız biri olarak suçlu kimi görüyoruz? Esav'ı görüyoruz değil mi? Kelam kimi suçlu çıkarıyor? Kelam da Esav'ı suçlu çıkarıyor. Yani Tanrı da Esav'ı suçlu çıkarıyor. Ama Esav bir türlü kendisinin suçlu olduğunu kabul etmiyor. Mesele burada kardeşler. Şimdi dünya yargılanmıştır. Tanrı dünyayı suçlu çıkarıyor mu? Suçlu çıkarıyor. Peki dünya suçlu olduğunu kabul ediyor mu? Dünya derken insanlardan bahsediyoruz. Tanrı da kendi kelamıyla insanoğluna şunu söylüyor. Ey yarattığım kullar, suçlusunuz ve kusurlusunuz. Size verdiğim fırsatı değerlendirmediniz. Size verdiğim ayrıcalıkları siz hor gördünüz, beni reddettiniz, benim size sunduğumu almadınız ama dünyanın size sunduğunu kabul ettiniz diye Tanrı acaba sesleniyor mu, seslenmiyor mu? Aslında kelam da böyle sesleniyor değil mi? Kelam okuduğumuzda Tanrı'nın sözleri bu. Peki bunun karşısında insanoğlu ne yapıyor? İnsanoğlu diyor mu ki evet Tanrım gerçekten de sen haklısın. Ben suçluyum. Ben yanlış yaptım. Ben hata ettim. Senin sunduğunu değil dünyanın sunduğunu kabul ettim deyip de dünya kendisini alçaltıyor mu sevgili kardeşler? Maalesef hayır. Ama dünya şunu söylüyor. Tanrı varsa niye bu belalar var? Tanrı varsa niye açlık var? Tanrı varsa niye kavgalar var? Tanrı varsa niye savaşlar var? Bakın hemen ne yapıyoruz? Yine biz Tanrı'yı suçlamaya hatta Tanrı'yı reddetmeye gidiyoruz. Şimdi biz Tanrı'yı reddettik. Tanrı'nın bize sunduklarını reddediyoruz. Kendi kafamızın dikine yaşıyoruz. Ondan sonra da istiyoruz ki hiçbir sıkıntı ve problem olmasın. Dünyada her şey güllük gülistanlık olsun. Olur mu? Olur. Mümkün mü? Kötülüğü ekiyoruz. Kötülük tohumlarını ekiyoruz. Sonra bekliyoruz, bekliyoruz. Diyor ya bu tohum da niye çürük meyve verdi diyoruz. Ne ekersek onu biçeceğiz. Ektiğimiz şey kötülük tohumları. Çünkü niye? Tanrı'nın bize verdiğini biz kabul etmedik. Ve şimdi ne oluyor? Şeytan yine üzerinde işliyor ve bakın her seferinde Esav bir hata yapıyor. Bakın ağladı, sızladı, etti, dövünmek yerine, kendisini alçaltmak yerine bu sefer ne oluyor? Suçun üzerine suç. Zaten bir defa bir yanlış yola girersek kardeşler, bir defa suça başlarsak suçun üzerine ne gelecek? Suç. Yalanın üzerine yalan, günahın üzerine günah. Bu böyle devam edip gidecek. Ya bir yerde kıracaksın, duracaksın, kendini alçaltacaksın ya da bu hep böyle devam edip gidecek. Esav'ın hayatında biz bunu görüyoruz. Devam edip gidiyor ve şimdi ne oluyor? Öyle ki suçların üzerine daha büyük bir suç ne söylüyor? Yakup'a kim bağlıyor ve diyor ki nasıl olsa diyor, babam diyor ihtiyarladı, yakında diyor o ölecek diyor. Babamın diyor ölümünü bekleyeyim çünkü babam sağken bunu yapmayayım diyor. Ölümünü bekleyeyim. Öldükten sonradan da diyor kardeşimi öldüreyim. Yakup'u öldüreyim. Zihniyeti görüyor muyuz? Bakın şeytanın ektiği bir kin, bir nefret tohumu. Yürekleri karıştırıyor. Yürekleri karıştırdığı zaman da ne oluyor? Günah kendiliğinden harekete geçiyor. O yüzden de biz bir şey varsa günahı günahla örtmek yerine ondan kurtulmak için. Çünkü burada eğer ki öldürürse Yakup'u öldürdüğü zaman acaba babasının Yakup'un üzerine verdiği bütün bereketler Esav'a geçecek miydi? Geçecek miydi? Yani şu olacak mıydı ki tamam şimdi Yakup'u öldürdüm. Yine bir tek oğul ben kaldım. Ben kaldığıma göre de ilk oğulluk hakkı da benim, bereket de benim. Olacak mıydı? Böyle düz bir mantık götürebilir miyiz? Ama şimdi Esav bunu güldü. Diyor ki nasıl olsa diyor madem ki hileyle aldı ben de diyor bu bereketi ne yapacağım ona yedirmeyeceğim.
Ne yapacağım? Onu öldüreceğim. Çünkü ben güçlüyüm. Şimdi güç ve kuvvet her zaman şeytana kapı hazırlar sevgili kardeşler. Gücün varsa, kuvvetin varsa, yetkin varsa, çevren varsa ne olur biliyor musun? Burada Tanrı'yı aramaktan biraz kaçınırsın. Çünkü kendi gücüne, kuvvetine güvenirsin. Kendi dostlarına, ahbabına, parana, aklına, fikrine bunlara güvenirsin. Şimdi Esav da bunları yaptı. Fakat Esav burada bir şeyi kaybediyor. Neyi? Tanrı'nın planını fark etmiyor. Şimdi bu çocuk yapıp bereketlendi. Tanrısal bütün vaatleri aldıysa Tanrı'nın vaatlerini alan kişiyi Tanrı gözetmeyecek mi? Gözetmez mi? Gözetir değil mi? Şimdi demek ki Esav Tanrı planını ortadan yok etti. Tanrı'yı ortadan unuttu. Tanrı'yı hesaba almıyor. Şimdi biz de yapacağımız her işte şunu bilelim ki eğer Tanrı bir yerini birini bereketlemişse, bereket oraya gidecekse ve Rabbin gözünde o kişi lütuf bulmuşsa istediğin kadar lanet oku, istediğin kadar engeller koy, istediğin kadar kötülük tasarla, Tanrı onu bereketlemişse bereketlenecektir. Sen sadece yapacağın kötülükle kalırsın ve daha berbat duruma düşersin. Çünkü bakarsın ki sen planlar kuruyorsun ama o kişi bereketlenip gidiyor. Ve onun umurunda bile değil. Çünkü o kişi ne yapmıştır? Sırtını kime yaslamıştır? Tanrı'ya yaslamıştır. Tanrı onun yolunu açar gider. Ve ondan sonra sen uğraşırsın, didinir, tırmanırsın ki ya Tanrı onu bereketliyor diyeceğin yerde yok yok o kurnazlıkla bunları yapıyor, o şeytanlıkla bunu yapıyor, o hilecidir. Ben öyleyse ne yapacağım? Ona engel olacağım. Bu Tanrı'yla savaşmak gibi bir şeydir. Esav farkında olmadan Tanrı'yla savaşıyordu. Şimdi bizim hayatımızda da sevgili kardeşler olabilir ki Rab bizi bereketliyor. Biz bereketleniyoruz ama size şunu söyleyeyim. Eğer Tanrı'nın gözü senin üzerindeyse, eğer Tanrı seni bereketliyorsa, eğer Tanrı sana sevinç ve selamet veriyorsa bil ki şeytan bundan çok rahatsız olacaktır. Bil ki şeytan birilerini sana kullanacaktır. Olsun yakınında, olsun uzağında birilerini sana karşı mutlaka kullanacaktır. Şimdi sen ne yapacaksın? Ayık ve uyanık durayım da kimsenin bana karşı tuzak kurmasına izin vermeyeyim mi diyeceksin? Yoksa sırtını Tanrı'ya mı yaslayacaksın? Diyeceksin ki Tanrım benim koruyucumdur. Yürüyeceğim bütün yollarda bana destek olacaktır. Hangisi garanti sevgili kardeşler? Her dakika ayık uyanık olabilir miyiz? Mümkün mü? Yok. Öyle insanlar gelip gidiyor ki ağzından bal damlıyor. Her gün senin yanaklarını öpüyorlar. Ama dışarı çıkıyorlar, neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Sonradan da sen bir yerden duyuyorsun. O mu diyorsun? Yok canım diyorsun. Bana karşı öyle bir şey yapmaz. O beni çok sever ya diyorum. O beni gördüm hep sarılır. O beni gördüm hep öper. Yok canım senin yanlışın var. Ondan öyle bir şey gelmez. Ama şeytan o kadar kurnazdır ki böyle insanları bile getirir, senin yanına diker, canım kardeşimdir seni öper ama her öpüşünde hile vardır. Şimdi Yahuda İskariyot İsa Mesih öğrencisi değil miydi? 3 sene onunla beraber dolaşmadı mı? Onun sofrasında yemedi mi? Yedi. Ama bir gün ne oldu? Ona ihanet ettiğinde ihanetini nasıl ortaya koydu? Gitti askerlerle anlaştı, herkesle anlaştı dedi. Bakın dedi, bizim bir huyumuz vardır dedi. Biz öğretmenimizi gördüğümüz zaman dedi, sarılırız onu öperiz. Rabbim nasılsın deriz. Şimdi dedi, biz sadece öğretmenimizi öperiz. O yüzden ben de gideceğim, siz arkamdan gelin. Tamam ben gidip kime sarılırsam, kimi öpersem bilin ki öğretmen odur. Ve böylelikle o gecenin karanlığında İsa Mesih ve öğrenciler olduğu yere kim geldi? Yahuda İskariyot geldi. Öğrenci geldi, Rabbuni dedi, nasılsın dedi. Sarıldı, İsa Mesih'i öptü. Ama İsa Mesih'e gizli bir şey var mıydı? İsa Mesih ne dedi? Beni bir öpücüğün mü ele veriyorsun? Bakın, öpücük ele vermenin işaretiydi. Bugün de sevgili kardeşler, gerçekten her öpenin dost olduğunu düşünmeyeceğiz. Her sarılanın dost olduğunu düşünmeyeceğiz. Her kahap şimdi böyleyken bir de bir paranoyaklık da doğar. Ya
acaba yani öptü ama hileyle mi öptü dostça mı? Acaba geldi sarıldı ama dost mu kardeş midir? Sen nedir? Hayır öyle bir şey de yok. Fakat burada demek istediğim, biz insanlara çok güveniyoruz, insanlara bel bağlıyoruz. Oysa ki insanlara güvenip bel bağlamaktansa Tanrı'ya güvenip bel bağlamak. Çünkü her bir insan şeytanın elinde bir oyuncak olabilir. Bu ben de dahil, sen de dahil. Şeytan bir gün birini kullanabilir. Ama en güzel sırdaş, en güzel dost, en güzel arkadaş, en güzel koruyucu kimdir? Rab Mesih'in kendisidir ve kutsal ruhtur, değil mi? Öyleyse biz her şeyde ona güvenelim. Ona güvenirsek Tanrı dışarıda olan şeytanın bütün planlarını bozar ve yine biz temiz yüreğimizi hiç lekelemeyelim. Düşüncelerimizi lekelemeyelim. Kötülük tasarlamayalım. Kötü bir müddet sonra yok olacaktır. Diyor ki İsa peygamberine kötüler diyor, çalkalanan deniz gibidirler diyor. Hiç rahat durmazlar. Ama başka bir ayette diyor ki kötülere selamet yoktur. Anlatabildim mi sevgili kardeşler? Kötülere selamet yoktur. Bütün mesele Tanrı'nın bereketlerini almak için biz mücadele verelim. Yakup'un bütün derdi buydu. Yakup evet gidiyordu. Sakin bir çocuk, sessiz bir çocuk ama burada öğütçüsü de çok önemli. Yakup öğüdü kimden alıyordu? Dikkat edersen annesinden alıyordu değil mi? Anne hep ona öğüt veriyordu. Ve biz dedik ki şimdi buradaki annemiz kutsal ruhtu. Kutsal ruh bize her zaman öğüt veriyor. İsa Mesih ne dedi? Ben gidiyorum. Ama sizi yalnız bırakmayacağım. Gidiyorum size kutsal ruhu göndereceğim. Kutsal ruh üzerinize gelecek ve güç alacaksınız. Şimdi sevgili kardeşler, bizim kutsal ruha sahip olmamız lazım. Kutsal ruh almamız lazım. Size şunu söyleyeyim, kutsal ruh olmadan iman hayatı olmaz. Kutsal ruh olmadan Hristiyanlık hayatı da olmaz. Ha olur, nasıl olur? Bilgiye dayalı olur. Bilgi ise insana kurtuluş getirmez. Ha bilgi önemlidir. Ama bilginin içinde de ruh var. Bilginin içinde de sır var. Bilginin içinde de bereketler var. Onu bana kim açacak? Herkes okuyor burayı. Herkes okuyor sadece harf olarak. Ama birisi de okuyor diyor ki ya bu sadece basit bir harf değil. Burada verdiği bir mesaj var diyor. Mesajı nereden alıyor? Kutsal ruhtan mesajı alıyor ve o harf o kişiyi zenginleştiriyor. Adeta o kişinin ruhunu doyuruyor. Eğer ki biz kutsal ruhu almazsak bizim için şu harf olmaktan öteye gitmez. Okuruz, ne okuruz? Hikaye okuruz. Şimdi okuyoruz mesela. Adam geliyor okuyor diyor ki ya okudum diyor. Bana nedir şimdi Yakup'un hayatından diyor. Esav'ın hayatından birbirine hile yapmış. Şimdi neden? Çünkü kutsal ruh yok. Hakikaten Tanrı bir zamanlar Yakup'la Esav'ın ne yaptığını bilelim diye bir hikayeden mahrum kalmayalım diye bize bir hikayeyi mi anlatıyor? Yoksa burada kendimizi bulalım diye mi? Biz Yakup'ta kendimizi bulabiliyor muyuz? Düşünürsek buluruz. Esav'da kendimizi bulabiliyor muyuz? Düşünürsek buluruz. Şimdi Esav'ın karakterine bakarız, Yakup'un karakterine bakıyoruz. Değil mi? Karakterleri inceliyoruz. İbrahim'in karakterine baktık, İshak'ın karakterine baktık. Şimdi onların karakterlerini inceledik ve oradan alacağımız bir şeyler var. Yakup'tan da alacağımız bir şeyler var. Esav'dan da. Şimdi Esav bir hata yaptı, çok pahalıya mal oldu. Öyleyse Tanrı kelamı bana yazmış ki bunları ben de aynı hataya düşmeyeyim ve bana da bu hayat pahalıya mal olmasın diye. O zaman işin ruhunu kavramam lazım. Yakup'ta kendimi bulmalıyım. Yakup'un tavrında, davranışında, Esav'da kendimi bulmalıyım. Ve şimdi Esav yüreğinde kin ve nefretle doldu. Ne yapıyor? Babasının ölümünü bekliyor. Şimdi madem ki yüreğinde o kadar kin nefret olduysa belki de şunu düşünmüştür. Babam ne zaman ölecek? Ölsün de. Şimdi ölsün de bir an önce ben de şu Yakup'u öldüreyim diyerek babasının ölümünün bile bir an önce olmasını bekleyen bir hale geldi mi gelmedi mi Esav'ın yüreğinin düşüncesi? Gelmiştir, ihtimaldir değil mi? Şimdi bu kadar kin, bu kadar nefret varsa her bir
Ve şimdi bu kinle, bu nefretle Esav o evin içerisinde ne kadar huzur içerisinde acaba? Pek huzurlu olmaz. Yüreğinde kin ve nefret saklayan bir adamda huzur var mıdır sevgili kardeşler? Size şunu söyleyeyim. Eğer yüreğinde kin, nefret, öfke varsa gece uykun bile kaçar. Hep bunun üzerinde düşünürsün. Çünkü niye? Hep kendi işini kendin yapmak istersin. Ve kendi işini kendin yapmaya çalıştığın zaman Tanrı'yı devreye sokmadığında hata ve günah kaçınılmazdır. Yanlış kaçınılmazdır. Bu yüzden de evet biz insanız, hiç kızmayacak mıyız? Hiç öfkelenmeyecek miyiz? Elbette kızgınlık da gelir, öfke de gelir, sitem de gelir, söyleniş de gelir. Fakat bunu yüreğimizi yatıştırıp evet tamam şu anda kızdım bağırdım da bir dakika ya, sakin ol. Rab bu konuda ne der? Rab'in düşüncesi nedir? Bana göstereceği yol nedir? Kelamda bu konuda bana verecek bir fikir var mı yok mu? Bunu düşüneyim dediğin zaman sen Tanrı'yı aramaya başlarsın. Ve mutlaka Tanrı kendisine uygun, karakterine uygun bir çıkış yolunu ne yapar? Gösterir. Şimdi bakın burada iki taraf var. Birisi öldürmek istiyor. Öbür tarafta Yakup var. Yakup da kurban. Bir tarafta katil bir ruh, öbür tarafta perişan. Şimdi Yakup'un belli ki o kadar gücü yok. Yakup şunu diyemiyor. Sıkıysa gelsin öldürsün bakayım. O beni öldürmeden ben onu öldürürüm diyemiyor Yakup. Yakup bunu duyar duymaz düşünce dalıyor. Eyvah diyor, ne olacak diyor. Şimdi anne Rebeka da her şeyden önce bakın o düşünceyi düşündü ama daha Yakup'tan önce bu fikri kim fark etti? Annesi Rebeka fark etti. Ne diyor bakın. Oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirilince Rebeka küçük oğlunu çağırdı. Hemen burada ne oluyor? Tanrı devreye giriyor. Bakın daha Yakup duymadan Rebeka hemen çağırıyor ve diyor bak diyor ağabeyim Esav diyor seni öldürmeyi planlıyor oğlum diyor. Onun içinde diyor babasının ölüm günlerini bekliyor, kendisini avutuyor. Ben sana şimdi diyor bir yol göstereceğim. Sana kurtuluş yolu göstereceğim. Biliyor ki, bak anne biliyor ki Esav'la konuşsa Esav'ın yüreği değişmeyecek. Bazen biz zorla bir şey yapmak isteriz. Tanrı yürekleri zorla değiştirmez. Kötülük ekilmiş olan yürek kötülükten vazgeçmez. Kötülüğünü yapar. Ama Tanrı seni onunla karşı karşıya getirmek de istemez. Çoğu zaman bakıyoruz ki evet bazı dönemlerde savaştırıyor ama bazı dönemde de diyor ki geriye çekil. Kenara çekil. Ona uyma. Onun yolunda yürüme. O yüzden de savaşmanın da vakti var. Barışık olmanın da. Kaçmanın da vakti var. Yeri gelip savaşacaksın, Tanrı savaş derse. Ama kaçman gerektiği yerde de ne yapacaksın? Savaşın üzerine gitmeyeceksin, orada geri çekileceksin. Boş bir kabadayılık işe yaramaz. Çünkü Tanrı seninle beraber değilse, o boş kabadayılıkta da ne yaparsın? Zarar görürsün ve kaybedersin, öyle değil mi? Şimdi kutsal ruh dedi, öğüt veriyor. Anne öğüt vermeye başladı. Oğlum dedi, kaçacaksın. Peki nereye kaçacak? En güzel yer, en güvenilir yer neresi? İshak nereye gitmişti? Amca Nahor'un evine. Çünkü uzakta akrabalar var. İbrahim'in kardeşi Nahor var. Onun çocukları var, torunları var. Aynı soydanlar, aynı kandanlar. O yüzden de sen diyor nereye gideceksin oğlum? Oraya gideceksin. Şimdi evladını kime gönderiyor? Kendi soyundan olana. Şimdi biz de burada ders alırız. Birisini göndereceksek selamette olsun diye nereye göndereceğiz? Selamette olan ve Rabbin yolunu bilen bir kardeşe göndereceğiz ki o kardeşin öğütleri ve tesellisiyle kardeşimiz veya kız kardeşimiz ne olsun? Teselli bulsun, bereketlensin ve korunsun. Şimdi birinin bir problemi var, bir sıkıntıdan kaçmak, kurtulmak isterken onu kime göndereceksin? Dünyaya mı göndereceksin? Dünya insanlarına mı göndereceksin? Eğer dünya insanlarına göndersen başı belaya girecektir. Onu korumanın en güzel yolu
kardeşlerin arasına göndermek ki kardeşlerden öğüt alsın. Bu yüzden de ne yapıyor? Kendi akrabalarının içine gönderiyor. Biz de sevgili kardeşler, sıkıntı içerisinde, problem içinde, dert içinde olan kardeşlerimiz varsa onlara dünyanın öğütleriyle değil, tanrısal öğütlerle onlara öğüt vermeli ve Rab'de olan kardeşlere yönlendirmeliyiz ki o sıkıntıdan, o problemden kurtulmak için Rab'de olan kardeşler o kişiye ne olsun? Kol kanat gelsinler, destek olsunlar. Şimdi burada Laban'ın evine gönderiyor. Yani Nahor'un torununa gönderiyor. Ki gitsin orada. Şimdi tabii bu tarafta da torunlar çoğaldı, o tarafta da torunlar çoğaldı. Şimdi diyor, gidin diyor. Kalkın ve gidin. Kalkıyorlar ve gidiyorlar. Şimdi baba annesinin sesini dinliyor ve Harran'daydı onlar. Hala Harran bölgesinde oturuyorlar. Harran bölgesine gidiyor ve Laban'ın, yani annesinin kardeşinin yanına gidiyor. Laban kimdi? Annesi Rebeka'nın kardeşidir. Şimdi onun yanına kalkıp gidiyor. Kaç diyor. Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye kadar diyor, git onu, ona yaptığını unuttuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getiririm. Niçin? Bir günde diyor, ikiniz de yoksun kalayım. Çünkü neden? O günaha düşecek, öldürecek, öbürü de ölecek. Öldürdüğü zaman artık orada kalamayacak. O aileden ayrılmak zorunda. Çünkü kardeşini öldüren bir kişi artık o evin içerisinde, o ailenin içinde yaşayamaz. Bu mümkün değildir. O yüzden de gidecek. Anne de şimdi, anne yüreğiyle diyor ki hayır. Hem Esav'ın günah işlemesini engellemek istiyor. Ama bakın, Esav'ın günah işlemesini engellemek isterken Esav'la konuşmuyor. Bazen biz şöyle bir hata yaparız. Diyelim ki kilisenin içinde iki kişi var. İki kişinin birbiriyle problemi var. Veya da diyelim ki iman eden iki kardeş var. Problemleri var. Alıyorsun, biriyle konuşuyorsun. Diyorsun ki bak şöyle yap. Hemen o kişi sana şunu. Ama diyor, onun kabahati yok mu diyor. Bana söylediklerin aynısını diyor, git ona da söyle diyor. Şimdi bakın, ona söylemenin bir faydası yok. Ben sana söylüyorum. Sen dinle, sen bunu yap. Olmaz diyor, bak şimdi adaletsizlik oluyor diyor. Tamam diyor, bana söyledin diyor, ona da söylemelisin. Oysa ki ben biliyorum ki ondaki yürek, Esav'ın yüreği, söylesem de bir işe yaramayacak. Boşuna söylemenin gereği yok. Ama ben seni esirgemek istiyorum. Seni daha akıllı buluyorum, mantıklı buluyorum. Sana yol veriyorum, sana öğüt veriyorum. Bu sefer ne oluyor? Kişi alınıyor. Ya yok diyor sen, ama diyor şimdi burada diyor, şimdi taraf tutuyorsun diyor. Sen ondan taraf oluyorsun diyor. Halbuki diyor ona da kızman lazım, ona da söylemen lazım. Şimdi burada Yakup böyle bir şey yaptı mı? Yakup dedi mi ki, ya anne şimdi beni ta uzaklara kadar gönderiyorsun ediyorsun, o da senin oğlun. Şu Esav'ın da kulağını çek, Esav'ı da azarla. Niye beni şimdi evimden barkımdan ediyorsun, diyorsun ki kaç da git. Esav da burada, senin oğlun değil mi? Git babama söyle, babam da bir şey desin, sen de bir şey söyle. Dedi mi burada Yakup? Ama biz hemen diyoruz. Hemen diyoruz, hemen küsüyoruz, hemen alınıyoruz. Hemen güceniyoruz. Oysa ki hayır sevgili kardeşler. Karakterler farklı farklıdır. Birine söylemek bir şeyi çözmeyecekse sen ne yapacaksın? Geri çekilip ortalığın yatışmasını beklemelisin. Bu Mesih'in bize vermiş olduğu bir olgunluktur. Buna sahip olmamız lazım. Yakup yüreği iyidir. Ama Esav'ın yüreği iyi değildir. Bundan dolayı da Tanrı ne yapar? Tanrı birinin ağzıyla sana öğüt vurur ki derim ki sen geri dur. Sen kenara çek. Sen otur. Bu demek değildir ki taraf tutmaktır. Ama ne yazık ki insanlarımız Tanrı kelamında olgunlaşmadığı için yanlış düşünüyorlar. Küsüyorlar. Diyor ki davamı sana getirdim ama diyor davamı diyor görmedim diyor. Oysa ki diyor onu çağırmalıydın diyor. Burada diyor ikimizi yan yana oturtacaksın diyor. Konuşacaksın. Onu da azarlamalısın diyor. Ona da öğüt vermelisin. Ama ben biliyorum ki onu istediğin kadar azarla, istediğin kadar öğüt ver, istediğin kadar konuş, işe yaramayacak. Onun için de seni daha yüreğini yumuşak gördüğüm için sana diyorsam ki güzel kardeşim sen kenara çekil, sesini solunda çıkartma, uzak dur. Bu korku değil, korkmak değil, bu hikmet ruhudur.
O yüzden de sevgili kardeşler, bu insanların buradaki hayatlarından bizim alacağımız dersler var. Bu dersi almalıyız ve Yakup engin bir yürekle ne yaptı? Tamam anneciğim dedi. Sen böyle uygun görüyorsan, Esav'la konuşmaya gerek duymuyorsan, sadece benimle konuşuyorsan, öğüdü sadece bana veriyorsan, ben dik başlılık yapmayacağım, sıkıntıya göğüs gereceğim ve ne yapacağım? Bu evden çıkacağım ve akrabalarımın evine gideceğim ta ki benim de selametim kaçmasın anacığım, senin de. Şimdi biz, Rab bize bir öğüt verirse, Kutsal Ruh bize bir öğüt verirse, eğer ki biz Kutsal Ruh'un öğüdünü dinlemezsek ne olur? Rabbi mahzun etmiş olur sevgili kardeşler. Bu yüzden de Tanrı kelamı bize şunu söylüyor. Kutsal Ruh'u mahzun etmeyin. Ama bizim çoğu zaman bu insani gururumuz var ya, o insani tabiatımız, dik başlılığımız devreye giriyor ve hemen şeytan bizim gururumuzu harekete geçiriyor. Oysa ki iman eden bir kişi benlik denilen bu şeyden sıyrılmalı, soyulmalıdır. Eğer ki biz bundan soyulmazsak, sıyrılmazsak şeytan her zaman bizim gururumuzu ve bizim benliğimizi ne yapacaktır? Kullanacaktır sevgili kardeşler. Ben olmaktan vazgeçmeliyim. Bendeki beni öldürmem lazım. İman hayatı budur. Bu hayatı yaşamadan benlikte kaldığımız müddetçe Mesih'in gözünde lütuf bulacak bir hayatı yaşamak bizim için çok zor olacaktır. Mümkün, hatta mümkün olmayabilir de. Onun için de evet, Yakup çalıştı, hile yaptı ama ne için? Rabbin bereketini almak için. Kardeşinin öfkesini kazandı. Ama ne yaptı? Kaçtı, dedi ki akıllı olalım, uyanık olayım, tuzağa düşmeyelim. Çünkü kötülüğün üzerine kötülükle gidersen veya da kötüyü kışkırtırsan ne olur? Süleyman'ın meselelerinde dediği gibi burnu sıkma diyor, kan çıkar. Böyledir yani. Sıkarsan çıkarsın kanını. Onun için burnu sıkmaktan vazgeç. Kavga ortamı yaratmaktan sen vazgeç, uzak ol. Ve kalktı ve annesinin sözünü dinleyerek yola koyuldu. Sonra İshak'a şöyle söylüyor. Bu ititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim dedi. Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım? Şimdi Rebeka'nın yüreğine kaygı neydi? Bu Hititli kızlar derken kimdi bu Hititli kızlar? Hatırlıyor muyuz? Esav'ın eşi. Esav gitmişti değil mi? Babaya anneye sormadan. Oysa ki Esav'ın babası kime gitmişti? Akrabalarına gitmişti. Akrabalarından kız almış gelmişti ki putperestlerden evlat kız almasın, gelin almasın diye. Şimdi bütün bunları duymasına rağmen, bilmesine rağmen, atalarının tarihini bilmesine rağmen ve Tanrı'nın öğüdünü bilmesine rağmen yine gitti. Kendi kafasına göre gitti. Hititlilerden, putperestlerden iki tane kızla evlendi, eve getirdi. O yüzden ne diyor? Rebeka'ya dert oldular bu Hititli kızlar. Aynı zamanda İshak'a da dert oldular. Şimdi ne söylüyor? Bakın İshak'la konuşuyor Rebeka. Diyor ki aman diyor, oğlumuzu oraya gönderelim diyor. Gitti Esav'da zaten Hititli iki tane kız getirdi başımıza bela. Yine bu da diyor başımıza bela olmasın, etmesin ve oğlunun geleceğinin kaygısını çekiyor. Şimdi İshak Yakup'u çağırıyor. Onu kutsayarak ona şöyle söylüyor. Kenanlı kızlarla evlenmeyesin oğlum. Bakın Yakup henüz evlenmemiş. Baba rızalığını almadan, babanın ailenin iradesini sormadan ne yapmış? Evlenmemiş. Ve şimdi baba öğüt veriyor. Ama Esav'ın böyle bir öğüt aldığını görüyor muyuz? Esav dik başlı bir evlat. Tanrı'ya ait olan birinin Tanrı'nın önünde boynunu bükmesi lazım. Tanrı'ya ait olan bir kişi her zaman öğüdü kimden almalı? Tanrı'dan almalı. Kime sormalı? Tanrı'ya sormalı. Bir şey yaparken danışmalıyız sevgili kardeşler. Rab'be mutlaka danışmamız lazım. Rab eğer ki atalarımıza cevap verdiyse aynı Rab bugün bize cevap veremez mi? Vermeye kadir değil mi? Ama biz atalarımız gibi soruyor muyuz peki? Atalarımız gibi. Şimdi düşünün ki bir yerde bir şey olsun. Sen de birine de ki kardeşim önce bir Rab'be danış. Dersen sana tuhaf tuhaf bakarlar mı bakmazlar mı? Ne diyorsun?
Ne Rab'be danışması? Nasıl danışacağım? Rab'be ne soracağım? Ondan öbürden Allah akıl fikir vermiş oğlum, ne danışacaksın? Diyecek hemen, Allah akıl fikir vermiş. Doğru. Bu arada akıl fikir var da, akıl fikirde akıldan başka, fikirden başka o kadar çok şey dolaşıyor ki burada. Onlar da var. Hangisi acaba Allah'ın verdiği akıldan geliyor, hangisi Allah'ın verdiği fikirden geliyor? Bunu ayırt edebiliyor muyum? Benim mantığım ve içimde işleyen günah öylesine bir devreye giriyor ki neyin Tanrı'nın gözünde doğru olduğunu çoğu zaman anlayamıyorum bile. O yüzden de aklı fikri de birinin denetimine vermem lazım. Evet, ben bir aklım fikrim var ama ya Rab, senin aklın fikrin her şeyin üstünde. Ey kutsar ruh, aklımı fikrimi de sen yönet. Şimdi biz mezmuru okuduğumuzda mezmurda şöyle söylüyor. Ya Rab diyor, bana akıl ver ki yaşayayım. Şimdi mezmur yazarının aklı yok muydu? Bunu akılsızlıkla mı söyledi acaba? Ne diyor? Ya Rab bana akıl ver ki yaşayayım. Aklı var. Ama aklı kullanmak da çok önemli. Tanrı'nın iradesine uygun bir şekilde. Her zaman biz aklımızı Tanrı'nın gözünde doğru olan şekilde kullanıyor muyuz kardeşler? Söyleyebilir miyiz ki evet Tanrı akıl fikir vermiştir, her zaman da bu aklımı Tanrı'nın iradesi doğrultusunda kullanıyorum diyerek parmağımızı basabilir miyiz? Her zaman olmuyor. Şunu itiraf edebiliriz ama. Oho, ne akılsızlıklar yaptım, ne akılsızlıklar. İtiraf edebilir miyiz? Edebilir değil mi? Madem ki aklımız olmasına rağmen bir sürü akılsızlıklar yapıyorsak, yine kimin aklına danışmamız lazım? Aklımızın olmasına rağmen Tanrı'ya. Ha Tanrı, mucizeler Tanrısı. Atalara görünen Tanrı sana bana görünmez mi? Görünür. Atalara konuşan Tanrı seninle benimle aynı şekilde konuşmaz mı? Konuşur. Ama aynı zamanda Tanrı kelamıyla da konuşur. Kelamı okuduğum zaman birdenbire Tanrı'nın kelamı bana bir öğüt verir. Tanrı'nın kelamı bana bir fikir verir, bana bir yol gösterir. Veya da burada birinin hayatı gözüme çarpar, orada Tanrı'nın davranışını, söylemlerini görürüm. Ya derim, hakikaten de bu tam bana göre, tam benim istediğim sözler. Ya Rab sana teşekkür ederim, burayı bana açtığın için dersin. Tanrı kelamıyla çoğu zaman konuşmuştur sevgili kardeşler hayatımızda. Bunları yaşıyoruz. O yüzden de bunları bilmemiz lazım. Çünkü niye? Bunu biliyor musun? Bunları bil, öğren ve unut hiç önemli değil. Hepsini bil, öğren ve unut. Çünkü yeri gelir, bir olay olduğu zaman böyle derin derin Tanrı'nın önünde durup düşünmeye başladığında birden hemen kutsal bir olayı sana hatırlatır. Hemen o olay sana açılır. Ha dersin. Ya evet ya, gerçekten. Doğru doğru, bak ben bunu niye düşünemedim? Kendi kendine konuşmaya başlarsın. Çünkü kelam o anda sana konuşur. Ama şu, senin yüreğine ekilmezse, benim yüreğime ekilmezse Tanrı neyle konuşacak? Tanrı kendi kelamıyla artık konuşuyor sevgili kardeşler. Onun için de bütün bu olayları, geçmişi bilmemiz lazım. Atalarımızın hayatını bilmemiz, tanımamız lazım. Şimdi Tanrı buyruk veriyor. Ne yapacaksın diyor? Kenan kızlarıyla evlenmeyeceksin. Paddan Aram'a, annenin babası Betuel'in evine gideceksin. Betuel'in de oğlu var. Nahur'un oğlu Betuel, Betuel'in de oğlu Lavan var. Gideceksin diyor. O aileye oğlum başka yere gitme diyor. Bak Tanrı'nın kelamı ne yapıyor? Yolu gösteriyor. İshak ne yapıyor? Oğluna gideceği yolu gösteriyor. Çünkü oğul babanın iradesini arıyor. Eğer biz de babanın iradesini ararsak ne olacaktır? Biz de Tanrı'nın çocukları olduğumuz için Tanrı bize yürüyeceğimiz yolu, gideceğimiz yolu gösterir. Tanrı hiçbirimizin yanlış yolda yürümesini istemez sevgili kardeşler. Kaybolmasını istemez. Ama oğula düşen görev nedir? İtaat etmektir. Burada Yakup'ta itaat yüreğini görüyoruz. Sen diyor oraya gideceksin ve orada diyor Lavan'ın kızları var oğlum diyor. Lavan da diyor annen Rebeka'nın kardeşidir diyor. Onun kızlarından bir tanesiyle orada evleneceksin ve putperestlere karışmayacaksın ve putperestlerden gelip almayacaksın. Yabancı milletlere kaynaşmayacaksın.
Bugün de Tanrı'nın kelamı bize bunu öğretiyor. Diyor ki, yabancılarla aynı boyunduruk altına girmeyeceksin. Yani Hristiyan olan kişi, iman eden bir kişinin başka birisiyle evlenmesini Tanrı kelamı uygun görmüyor. Eğer imanlıysan, Mesih'e inanıyorsan, Mesih'e inanan biriyle evlenebilirsin. Gidip de başka inançtan biriyle evlenmeni uygun görmüyor. Ha sen diyebilirsin ki, ya biz böyle karar verdik, onun dini ona, benim dinim de bana fark etmiyor. Çünkü biz birbirimizin inancına saygı duyuyoruz diyorsun, öyle yürüyorsun. Aradan yıllar geçiyor, çocuklar oluyor. Çocuk soruyor, anne sen nesin? Oğlum ben Hristiyanım. Baba sen nesin? Oğlum ben İslam'ım. E peki hangisi iyi? Anne babaya soruyor. Oğlum ikisi de aynı fark etmez diyecekler, başka bir şey söylemeyecekler. İyi de şimdi ikisinin ortak olduğu bir şey yok. İslam mı olayım, Hristiyan mı olayım, hangisi olayım? Ne diyecek? Anne ne cevap verecek? Doğru. Oğlum ben Hristiyanım. Baba diyecek, oğlum ben de İslam'ım. Şöyle bir ona bakacak, bir ona bakacak. Ondan sonra da diyecek, ben de şaşırdım diyecek. Hangisini seçsem acaba? İkisinin de ortasında bir yol yok ki yürüyeyim. Çocuk kafa karışıklığı içerisinde yaşayacak. Ha toplumda nerede baskın bir şey bulursa o baskın olanın peşine takılıp gidecek. Her zaman toplumdaki baskın olan fikir de gerçekten Tanrı'dan mıdır? Hayır. Bitti gitti. Çünkü bir miras bırakacaksın sevgili kardeşim. Senin bırakacağın miras sandığı para değil ki. Senin bırakacağın miras sadece servet, ev, gelecek değil ki. Her şeyden önce sen bir imanın sahibi olarak bir imanı miras bırakman lazım. Öyle bir iman miras bırakmalısın ki bu imanda senin çocuğuna sonsuz yaşamı garantilemeli. Peki sonsuz yaşam kimdedir? Sonsuz yaşam nerededir? Her inanç sonsuz yaşamı sana garantileyebiliyor mu? Her inanç sana sonsuz yaşam vaat ediyor mu? Veriyor mu? Hayır. Ama İsa vaat ediyor. Öyleyse çocuğuna bırakacağın en güzel miras ne? Rab İsa Mesih kendisi. Bunu vermen lazım. O yüzden de çocuğu bu yolda yürütmelisin. Bu inançtan olan biriyle çocuğunu evlendirmeye çalışmalısın. Başka türlüsü olmaz. Tanrı kelamı bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bugünkü gençlik bunu reddetse de Tanrı kelamı böyledir. Ama biz ne yapmalıyız? Bunu başlangıçtan çocuklara aşılamalıyız ve yerleştirmeliyiz. Evet, şimdi ne zaman ki evlat babanın sözünü dinlemeye başladı ve Yakup dedi ki tamam babacığım dediğin gibi olsun, beni oraya gönderiyorsun, göndereceğin yere gideceğim ve senin dediğin gibi yapacağım demeye başlayınca arkasından neler geliyor? Arkasından bereket sözleri geliyor. Ve bakın hemen orada dayın Laban'ın kızlarından biriyle evlenirsin. Her şeye gücü yeten Tanrı seni kutsasın. Verimli kılsın, soyunu çoğaltsın, soyundan halklar türesinler. Yavrum, İbrahim'i kutsadığı gibi seni ve soyunu da Tanrı kutsasın. Bakın, İshak ne biliyor? Babası İbrahim'in kutsandığını biliyor. Kutsayan bir Tanrı'nın var olduğunu biliyor. Ve Yakup'a diyor ki, oğlum, benim Tanrım, babam İbrahim'in Tanrısı kutsayan bir Tanrı'dır. Bereketleyen bir Tanrı'dır. Vaatlerini yerine getiren bir Tanrı'dır. Ben seni bu Tanrı'ya emanet ediyorum. Fakat dikkat edin ki, dikkat edin ki bu sözlerin hiçbirini Esav işitemedi. Niye Esav işitemedi? Çünkü Esav böyle fırsatlar yaratmadı ki. Böyle fırsatlar yaratamadı. Bereketi alabilecek fırsatları hiç yaratmadı. Hep haylazlık, aklı fikri dışarıda. Hep kendi kafasına göre hareket etti. Ama Yakup hep annesinin ve babasının gözüne baktı. Bu ne demektir? Hep Tanrı'ya baktı. Mezmur'da diyor ki, ya Rab diyor, kölenin efendisinin eline, cariyenin diyor, hanımının eline baktığı gibi diyor, bizim gözlerimiz de hep sana bakıyor diyor. Bakın, gözlerimiz kime bakıyor? Tanrı'ya, Rab İsa Mesih'e baktığı zaman ne olacak? Kutsama ve bereket peş peşine dökülecek. Evet.
İbrahim'i kutsadığı gibi seni ve soyunu da kutsasın. Öyle ki Tanrı'nın İbrahim'e verdiği topraklara, üzerinde yabancı olarak yaşadığın bu topraklara sahip olasın. Bakın, babası İbrahim'e ne verilmişti? O topraklar vaat edilmişti, değil mi? Demek ki İbrahim kime anlattı? İshak'a anlattı. Tanrı aynı zamanda İshak'la da konuştu mu ki, baban İbrahim'e bu toprakları vaat ettim, eğer ki sözümde kalırsan, İbrahim gibi olursan sana da vaadim geçerlidir dedi mi? Dedi. Şimdi vaat kime geçiyor? Bakın, vaat nesilden nesle geçiyor sevgili kardeşler. Tanrı sana bir vaat veriyorsa, senden sonraki çocuğun içinde bu vaat geçerlidir. Ha sen diyebilirsin, ya ben görmedim. Hiç merak etme. Tanrı'nın verdiği vaat, senin üzerindeki vaat, senin çocuğuna geçecek. Eğer çocuğunda aynı inançta, aynı düşüncede yürürse. Nesilden nesile ve bir gün gelecek, senin neslinden çıkanlar o vaadin tadına varacaklar. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü Tanrı vaadinden vazgeçmez. Bunun için de bizden sonraki nesillere bırakacağımız şey budur. Tanrı bize bir oğulluk vaat etti. Tanrı bize bir sonsuz yaşam vaat etti. Öyleyse biz ne yapacağız? Hep bizden sonra gelen nesillerimiz, oğlum ben Rabbin yolunda yürüdüm. Tanrı'nın vaatlerinde yürüdüm. Dikkat et, Tanrı'nın bize vaadi var. Bizim soyumuz için vaadi var. Çünkü Tanrı beni seçti. Bakın sevgili kardeşler, farkında olalım olmayalım, biz seçildik. Tanrı seni seçti. Niçin bugün buradasın? Acaba canın istediği için mi? Öyle mi düşünüyorsun? Ya ben kendi irademle, ben keyfim öyle istedi. Gidecek yerim de yoktu. Değişik bir şeylerdi. İşte okuyayım, öğreneyim dedim. Onun için zaman geçirmeye geldim. Diyebilir misin? Diyebilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim ki, hayır. Sen keyfinden gelmedin. Canın istediği için de gelmedi. Bir şey seni dürttü, bir şey seni rahatsız etti, bir şey senin yüreğine konuştu, aldı buraya getirdi ki bunları işitesin. Bu nedir? Tanrı seni seçmiştir. Tanrı seni özel olarak kendisine hazırlamak istiyor. Eğer Tanrı'nın senin ve benim için bir çağrısı varsa, buraya getirdiyse, Tanrı boşuna zaman harcar mı, ne dersin? Tanrı boşuna uğraşır mı? Kardeşler, Tanrı boşuna, boş adamlarla uğraşır mı Tanrı? Tanrı bir şey ekiyor, bir tohum ekiyor şimdi. Demek ki bu tohuma bizi layık görüyor ki, bugün getirdi ki bu tohum bizim yüreğimize ekilsin. Bizim yapmamız gereken şey, ek ya Rab, ek. Ek yüreğime, ek düşüncelerime, ek. Bugün hisseme düşen dersimi bana ver. Evet, bütün bu bereketleri aldı ve diyor, bakın bütün bu topraklar senin olacak oğlum Yakup. Çünkü atam diyor, vaat etti diyor. Ben de sana vaat ediyorum çünkü diyor, atam İbrahim'in tanrısı vaat etti diyor. O tanrı şimdi benim tanrım, Yakup senin tanrın olarak da bunu kabul et. Yakup bunu kabul ediyor. İshak Yakup'u böyle uğurladı. Yakup da diyor paddan Aram'a, kendisinin ve Esav'ın annesi Rebeka'nın kardeşi Aramlı Betüel oğlu Lavan'ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Yani akrabalarının yanına, şimdi annesinin kardeşinin yanına doğru yola çıktı. Kimin sözünü dinledi? Anne babanın sözünü dinledi ve itaat etti. Amindir dedi. Gösterdiğiniz yolda yürüyeceğim. Şimdi Esav İshak'ın Yakup'u kutsadığını, evlenmek üzere Paddan Aram'a gönderdiğini öğrendi. Bakın Esav da hep dışarıdan duyuyor. Direkt ilk ağızdan. Herhalde şöyle yapıyor. Gidiyor. Yanında belki adamları varsa, hizmetçileri varsa, babam ne dedi Yakup'a? Diyor, tamam mı? Çünkü evde durmuyor sürekli. Onların yanında da durmuyor. Onların konuşmalarını da dinlemiyor. Hemen hizmetçilerinden bir tanesi de Esav'ı tutuyorsa, diyor ki baban çağırdı diyor, Yakup'a böyle böyle öğüt verdi. Dedi ki diyor, sakın buradaki kızlardan kız almayasın. Tamam mı? Kardeşlerimin yanına gideceksin. Oradan kız al. Tamam mı? Öyle söyledi ve diyor akrabanın yanına gönderdi. Şimdi Kenanlı kızlarla evlenme diye buyurduğunu Yakup'un da annesiyle babasını dinleyip Paddan Aram'a gittiğini öğrendi diyor. Ha diyor şimdi. Esav bu da yorum yapıyor. Demek ki diyor şimdi Yakup diyor annemi babamı dinledi diyor. Buradaki kızlardan kız almıyor ve diyor oraya gidiyor. Yani Haran'a doğru akrabaların yanına gidiyor. Demek ki diyor babam diyor bu aldığım kızlardan memnun değil. Buradan onu çıkarıyor.
O zaman diyor, öyleyse diyor, ne yapayım diyor, şimdi iyi anladım diyor. O zaman diyor, annemin ve babamın hoşnut olacağı bir yere gideyim, ben oradan kız alayım ki onların gözüne gireyim. Ve ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki böylece babasının Kenanlı kızlardan hoşlanmadığını anladı. Niye, şimdiye kadar bilmiyor muydun? Hiç sormadın mı? Evde hiçbir şey konuşulmadı. Babam bile kime gitti? Oraya gitti. Çünkü deden İbrahim oraya göndermişti. Bu evde konuşulmadı mı? Konuşuldu, anlaşıldı her şey. Ama aklın neredeydi? Hani derler ya, aklı bir karış havada. O zaman diyor anladı. Bakın hep geç arkadan geliyor iş işten geçtikten sonra. Ne yaptı diyor bakın. Anladı. İsmail'in yanına gitti. Ve İbrahim oğlu İsmail'in kızı Nebayut'un kız kardeşi Mahalat'la evlenerek onu karılarının üzerine getirdi. Şimdi babası o bölgenin Kenan kızlarını istemedi ya. Bunu duyunca kendi aklından ne yaptı? Ya şimdi akraba kim var? Şimdi Laban'ın yanına gitsem olmaz. O zaman İsmail akrabadır. Öyleyse ben de İsmail'e gideyim. İsmail'in o kızlarından bir tane kız alayım. Doğru bir karar mı? Görüyor musun? Bakın kendi kafasından hareketler yapıyor. Şimdi İsmail'in hayatını bilmiyor musun? İsmail'in kovulduğunu duymadın mı? İsmail'in mirasçı olmadığını duymadın mı? Dedenin İsmail için neler yaptığını hiç mi öğrenmedin? Niye? Çünkü aklı fikri dışarıda. Aklı fikri ormanda, avda. O yüzden de Tanrı'nın kelamından habersiz. Bakın burada biz şunu öğrenebiliriz ki, eğer ki Esav babasının, dedesinin anlattıklarını iyi dinleseydi, onların anlattıkları kulağına girseydi bu hataları yapmayacaktı. Eğer gelip de sorsaydı hata yapmayacaktı. Şimdi aynı şey bizim için de geçerlidir. Biz kelamı bilmek durumundayız. Biraz önce söylediğim gibi. Burayı öğreneceğiz. Atalarımıza Tanrı'nın ne dediğini öğreneceğiz. Babalarımıza Tanrı'nın ne dediğini öğreneceğiz. Ne öğütler verdiğini ve onların da neler yaptığını öğreneceğiz. Bakın Tanrı kelamı yanlış örneği de koyuyor, doğru örneği de koyuyor. Tanrı kelamının doğruluğu buradandır. Yani yanlışları içinden çıkarıp sadece doğruları koymamış. Yanlışları da koymuş ki yanlışlardan ders alalım. Şimdi burada Esav'a kızıyorsun. Akılsız diyorsun, hiçbir kafan çalışmıyor. Hatanın üzerine hata yapıyorsun, yanlışın üzerine yanlış yapıyorsun. Niye gidip de babana sormuyorsun? Ne dedi? Yakub'a ne dedi? Başkasından duyuyorsun. Gitti ki, baba belli ki ya ben bir hata yaptım. Gittim Hititli kızlardan kendime eş aldım. Belli ki memnun değilsiniz, yüreğinize der. Baba ne istersin, bana ne öğüt verirsin? Ben sizi sevindirmek istiyorum diye niye sormuyorsun? Sormuyor ama değil mi? Şimdi sormuyor, hiç sormuyor. Hiç gidip de babayla anneyle bir mevzu konuşmuyor yapacak bir işi. İşte burada biz şu dersi çıkarırız. Çok insanlar var ki Tanrı'yla konuşmak işlerine gelmiyor. Tanrı'yla konuşmak boş bir şey geliyor. Ha ondan bundan fikir almayı seviyoruz ama Tanrı'dan fikir almayı sevmiyoruz. Tanrı'dan öğrenmeyi, Tanrı'ya danışmayı sevmiyoruz sevgili kardeşler. Esav gibi. Esav da yanlışın üzerine yanlış yaptı. Gitti mirasçı olmayan birinden çocuk aldı. Şimdi onu getirdiyse acaba babası, annesi sevindiler mi? Aferin oğlum, İsmail de dedenin çocuğudur. Yani onda da akraba, iyi yaptın dediler mi acaba? Demediler. Yine anneyi babayı sevindiremedi çünkü kendi kafasıyla hareket etti. Biz kendi kafamızla hareket edersek Tanrı'yı hoşnut edemeyiz sevgili kardeşler. Amin. Öyleyse burada keselim. Bugünkü dersimiz bunlar olsun. Rab yüreğimizde işlesin. Ayağa kalkalım, bir dua edelim. Yüceler yücesi, her şey üzerinde egemenlik süren göksel babamız, İzzetin yüceliğin Rabbi. İşte bugün bu iki kardeşin hayatı bize çok şeyler gösterdi ya Rab. Sana yalvarıyorum ki bugünkü öğrendiğimiz dersler yüreğimizde yer tutsun. Evet, seni dinlemek, senin göstereceğin yola göre yürümek istiyoruz. Bize öğüt veren sen olasın ya Rab. Her zaman senin iradenin peşinde koşacak evlatlar olalım ya Rab. Evet, yani. Çünkü bizleri seçtin ve sevdin. Kutsal olan Efendimiz Rab. Yalvarıyorum ki kendi akıl ve fikrimize güvenerek,
yanlış adımlar atmamıza, yanlış kararlar vermemize izin vermeyesin ya Rabbi. O insani, nefsani yüreğimiz içimizde ölsün de yok olsun ya Rabbi. Ama senin ruhun iç varlığımızda işlesin ve bizi yönetsin. Çünkü sen doğru öğüt verensin. Ve kelamında da diyorsun gideceğin yolu sana ben öğreteceğim. Gel yaşayan diri öğretmenimiz bizim öğretmenimiz olarak bize öğret ya Rabbi. Hayatımızda alacağımız kararlarda bize yol göster ya Rabbi. İblisin bizi kışkırtmasına izin verme. Karanlığın üzerimizde egemenlik sürmesine izin verme. Kendi arzularımızın bizi yönetmesine izin verme ya Rabbi. Kutsal olan efendim Rab, bugünkü konuştuğun sözler için sana şükrediyoruz. Ve yalvarıyorum ki kelamın sırları daha da derin bir şekilde bize açılsın ve yüreğimize yazılsın. Efendim Rab, buraya gelen bu kardeşlerimi de senin adınla kutsayıp bereketliyorum. Yalvarıyorum ki akşamlarında onlarla beraber olasın, yürüyecekleri yollara onlarla birlikte gidesin ve onların canını sevindiresin ve her kötülüğe karşı onlara kalkan ve siper olasın, iyiliklerin ve bereketlerinle onları kuşatasın, her zaman yüzleri gülsün ve bedenleri selamet içinde olsun ve hastalıkların hiçbir gücü onlara işleyemesin, insanlar önünde boyunları bükük kalmasın. Denenmeler ve tecrübeler de onlardan uzaklaşsın ve şeytanın bütün planları, onlar üzerindeki işleyişi yok olsun diye sana yalvarıyorum. Kutsal olan yaşayan İsa Mesih adıyla. Amin ya Rabbi.